Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası tahvil alımlarına devam edeceğini açıkladı ancak tahvil alımlarını yıl sonundan itibaren azaltabileceğini söyledi. Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın toplantısındaydı. ABD Merkez Bankası aylık 85 milyar dolarlık tahvil alım programına devam sinyali verdi ancak Fed Başkanı Bernanke ekonomide iyileşme olması durumunda tahvil alımlarını yıl sonundan itibaren azaltabileceklerini, 2014 ortalarında da sona erdireceklerini söyledi. Bu azaltmanın ölçülü adımlar şeklinde olabileceğini vurgulayan Bernanke, bu noktada varlık alımlarının azaltılmasının işsizlik oranlarının %7'ye inmesine kadar süreceğini aktardı. Böylece işsizlik oranları %7'ye düştüğünde varlık alımlarının sona ereceğinin işaretini vermiş olan Bernanke, bu seviyeye de gelecek yılın ortalarında ulaşılmasını bekliyor. Bernanke, Fed'in varlık alımlarında herhangi bir azaltmaya gidilmesini bir sürücünün frene basmak yerine gaz pedalından yavaş yavaş ayağını çekmesine benzetti. Fed ayrıca işsizlik oranı %6,5'un üzerinde oldukça ve enflasyon %2,5'u geçmedikçe faiz oranı hedefini sıfıra yakın tutma planını da değiştirmedi. Açıklamalar böyle. Peki bu açıklamalar piyasaya nasıl yansıdı? Hemen çok kısa bir rakamlara bakalım. Borsa İstanbul düşüşte %2,73'lük bir kayıp söz konusu. Bu arada Dow Jones'ta %1,35'lik düşüş var, bunu belirtelim. Ve Asya borsalarında da %2'ye yakın düşüşler söz konusu. Dolara baktığımızda dolar güne yükselişle başladı. 1.90.57 seviyesine yükseldi dolar. Yeniden 1.90'ın üzerine çıktı. Merkez Bankası ne yapacak onu da konuşacağız. Diğer taraftan euro da 2.52.30 seviyesine yükseldi. Faize baktığımızda da 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Fed'in yıl bitmeden tahvil alımlarının azaltabileceği açıklamasıyla ilk işlemlerde %7,6 oldu. Dün son işlemlerde %7,39'du. Gökhan Bey, şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 85 milyar dolarlık tahvil alımı yapıyor her ay. Bu ne anlama geliyor? Bunu azalttığı zaman ne olacak? 2 senedir FED faizi sıfıra yakın seviyede tutuyor ve buna ekstradan olarak faizlerin düşük kalması için varlık alımları gerçekleştiriyor. Bunun Q1, Q2, Q3 denen yani ekstradan tahvil alımları programlarının güçlendirilmesi versiyon olarak düşünmek lazım. Q1 versiyonu başladığı zaman varlık alımları başladı. Q2 ile bu genişletildi. Q3 ile varlık alımları daha fazla arttı. Sürekli bir şekilde arttı. Bu varlık alımlarını gerçekleştirerekten de para basarak bu işlem gerçekleşiyor. Ne demek yani varlık alımıyla neyi kastediyor? Bilançosunu genişletiyor, para basıyor ve devlet tahvil alıyor. Bilançonun aktifinde devlet tahvil var, pasifinde cash var. Daha sonraki süreçte baktığınız zaman bu bilanço genişliğe yaklaşık 3 kat büyümüş vaziyete geldi Fed'in bilançosu ve bu şekilde yaparaktan mortgage faizlerini düşük tuttu. 85 milyar dolarlık bir varlık alımı her ay gerçekleştiriyor. Yani piyasaya para bastı diyebiliriz. Aynen öyle ve bu varlık alımlarıyla birlikte faizleri belli bir noktada tuttu. İşte mortgage tahvil faizlerini düşük seviyede tuttuğu için konut fiyatlarının fiyatları artmaya başladı. Fiyatları artmaya başladığı zaman insanlar daha fazla konut almaya başladı. İnşaat sektörü genişledi ve ekonomide bir ivme yakalandı. Ve konut fiyatları da işte 2-3 senenin en yüksek seviyelerine vardı. Amerika'da geçen sene konut fiyatları %10 arttı. Yani Türkiye'de enflasyonun %6 olduğunu düşünürsek, Amerika'da enflasyonun 1,5'larda olduğunu düşünürsek çok ciddi anlamda bir konut sektörüne etkisi var bu varlık alımlarının. Ama daha sonraki süreçte baktığımız zaman da bu varlık alımları enflasyonu ve büyümeyi belli bir noktada harekete geçirdikten sonra FED artık geri adım atmaya başlıyor. Yani önümüzdeki dönemde Q1, Q2, Q3 diye gitmişti. Q3, Q2, Q1 olarak gidecek ve bu Q'lar yani varlık alımları tamamen 2014'ün ortasında sonlanacak. Şimdi aylık 85 milyar dolarlık bir tahvil alımı yapıyor. Para basıyor piyasaya. Evet. Bunu sonlandıracak, yapmayacak. Sonra bu parayı geri mi toplayacak ABD? Sonrasında bilanço 3 katına çıktı. Bu varlık alımlarının azaltmasına rağmen bilanço önümüzdeki sene Haziran'a kadar artmaya devam edecek. Daha sonraki süreçte bunları satmayacak, aldığını satmayacak. Şöyle düşünün, siz parayı 3 ay vadeli bankaya yatırıyorsunuz. 3 ay sonra çözüldüğü zaman sizin elinizde nakitiniz dönüyor. Hı hı. Aynı şekilde bu aldıkları varlık tahvilleri, vadeleri bittikçe otomatikman bilanço kendi büyüklüğüne geri dönmüş olacak. Yani bir varlık satımı gerçekleştirmeyecek. Fakat ek likiditenin düşük kalmasını sağlayan faizler artık piyasada yükselmeye başlayacak. Şimdi oraya geliyoruz. Faizler yükselmeye başlayacak. Bunun anlamı ne? Özellikle gelişmekte olan piyasalar, Türkiye gibi piyasalarda bu özellikle varlık alımıyla, ABD'nin varlık alımıyla bir para girişi oldu gelişmekte olan ülkelere. Hı hı. Bu para geri mi dönecek? Bu para evet biraz geri dönecek. Bunu da şöyle düşünmek lazım. Bu faiz bizim istemsiz olarak yükselttiğimiz faiz. Mesela Serdar senin kredibiliten çok yüksek diyelim. Sen bankaya gittiğin zaman banka sana %1 faizle kredi versin. Ben biraz daha riskli müşteri olayım. Ben gittiğim zaman seninle bana aynı krediyi vermez banka. Benim kredibilitem daha bozuk olduğu zaman 1,5'da 2 ile verir. Ama senin faiz oranın, senin kredibiliten bozulursa, faizin yükselirse otomatikman seninki yükseldiği için bana da ekstradan bir risk birimi koyarlar. Aynı bu şekilde düşünmek lazım. Risksiz olan Amerika faiz oranları yükseldiği zaman üstüne bizim de faiz oranlarımız yükseliyor. Çünkü biz Amerika gibi bir ülke değiliz. Borçlanma ve faiz olarak ve enflasyon olarak baktığımız zaman da değiliz. Amerika'nın uzun vadeli enflasyonu %2'de, bizde %5'te. Yani bizde %5'in altında faizler ancak sıcak parayla durur. Ki Türkiye'de faizler 4,6'ya gerilediği zaman ve enflasyonun altında negatif bir reel faiz oluştuğu zaman o gelen 10 milyar dolarla, yaklaşık not artırımı öncesinde gelen 10 milyar dolar parayla gerçekleşti. Ama şimdi faizler yükseldiği zaman sizin cazibeniz azalıyor ya da cazibeyi daha yüksek tutmak için daha yüksek faiz vermeniz gerekiyor. Aynen sıcak paraya. Yani biz işte bu Gezi Parkı olayları protestolarından önce not arttırımları birlikte evet. %4,60 seviyelerine kadar faiz inmişti. Evet. O seviyeler artık biraz güç mü görülüyor? Çok zor. Yani imkansız. Yani enflasyonun altında bir faiz görmemiz imkansız. Çünkü bunu yapan sıcak paraydı. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Ekonomi çok fazla daralmadıkça Türkiye'de, yani bu %3'ün altında bir büyüme olmadıkça böyle bir tablo görmemiz çok zor. Yani ekonomi daralmadıkça, büyüyen ekonomide enflasyon yükselecek ve bu enflasyondaki yükselişte faizleri etkileyecek. Ama sizin ekonominiz daralıyorsa faiziniz düşer. Ekonominin büyümesi zaten faizi artıran bir gelişme. Bu bizim için baktığımız zaman da negatif faiz, reel faiz var. Ama yabancı için herhangi bir şekilde yok. Çünkü TL için enflasyon onlar için çok fazla belirleyici değil. Onların baktığı şey TL faiziyle Amerika faizleri arasındaki fark. Onlar bu farklılıklardan faydalanıyorlar. O yüzden o cazibe azaldığı için zaten bize bir sıcak para çıkışı söz konusu. Faizlerde bir yükseliş söz konusu. Ve Merkez Bankası da bu çıkışı engellemek için attığı sıkılaştırmalar esasında o da faizi yukarı doğru iten sebepler. Bir tanesi. Şimdi oyunun o zaman değiştiğini söyleyebiliriz. Yeni bir oyun kuruluyor, yeni evet. bir döneme giriyoruz. Aynen öyle. Özellikle ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke'nin dünkü açıklamalarından sonra yeni bir milat diyebiliriz. Peki dolar ne olacak o zaman? Şimdi yatırımcı açısından doları merak ediyor. Dolar ilk işlemlerde %1,90'a çıktı. Yükselişle başladı. Dolar bundan sonraki süreçte nasıl bir yol alacak? Her şey sabit olduğunu varsayarsak dolar yükselecek ama her şey sabit kalmayacak. Oyun değiştiği gibi Merkez Bankamız da oyun planını değiştirecek. Buna göre oyun planı alacak. Şu anda bugün büyük ihtimal istisnai gün ilan edecek. Piyasaya TL vermeyecek. Piyasaya çünkü ucuz fonlamayla TL verdiğiniz zaman verdiğiniz para dolara gidiyor, döviz daha fazla yükseliyor. O yüzden Merkez Bankası en başta TL musluklarını kesiyor. TL musluklarını kesmesi zaten repo faizini yükseltiyor. Piyasadan TL bulmak isteyenler daha fazla TL'ye hücum ediyorlar. Tahvil satmak zorunda kalıyorlar. Bu da ikinci el piyasadaki faiz oranlarını yükseltiyor. Merkez Bankası'nın faiz koridorunu kullanma noktası bu. Tekrar dövize talep olursa, reel bir dövize talep olursa Merkez Bankası döviz satım ihaleleri gerçekleştiriyor ki bugün büyük ihtimalle öğleden sonra biz bununla karşılaşacağız. Kur buna rağmen yukarı doğru gider. Benim temel düşüncem müdahalelere karşı devam eder. Merkez Bankası büyük ihtimalle fonlama faizini 6,5'a doğru hareket ettirir. Daha sonraki süreçte yine tepkiye bakacaktır. Yani kurda yükseliş olacak, Merkez Bankası müdahale edecek. Kur buna rağmen yükselebilir ve Merkez Bankası bundan sonra oyun planını değiştirebilir. Merkez Bankamız tam Fed toplantısı öncesine denk geliyordu toplantı. O yüzden beklemede kaldı. O yüzden bizim için de en önemli tarih, TL yatırım cinsi araçlarındaki en önemli tarih önümüzdeki ayki Merkez Bankamızın toplantısı olacak. Ama kurda bir yükseliş hareketi var. Merkez Bankası bunu önümüzdeki ay daha sert bir tedbirle müdahale edebilir. Dolar şu anda 1,90 seviyesinde. Merkez Bankası'ndan müdahale gelebilir diyorsunuz. Peki altın. Şimdi Fed'in ABD Merkez Bankası'nın para basmasıyla birlikte altında yukarı yönlü bir trend oldu. Rekorlar kırdı. Son zamanlarda altında bir düşüş trendi var ve beklemede. Altın yeni dönemde nasıl bir yöne doğru gidecek? Şöyle söyleyelim. İşin en başına gelelim. Altın 700 dolarken Amerika'da faiz neydi? Daha sonra şu anki süreçinde. Amerika Q1'e faizleri indirmeden ki süreçte 700 dolardı. Daha sonra Amerika faizi indirdi, parasal genişlemelere başladı, faiz oranlarını düşük tuttu. Faiz oranlarını düşük tuttuktan sonra altın 1900 dolara kadar geldi. Şimdi ne diyoruz? Q3'ten geriye doğru saymaya başlıyor. Daha sonra 2015'te faiz arttırmaya başlıyor. Ve bununla birlikte Amerika'da faiz oranları yükseliyor. Yani altın esasında başladığı yere geri dönecek. Yani hikayenin başladığı noktaya geri dönecek altın. Çünkü altın herhangi bir şekilde temettü veren, faiz getirisi olan bir enstrüman değil. Faizler düştükçe artan bir şey. O yüzden Q1, Q2 başladığı zaman 700-800 dolardı. Şu anda hala 1300-1400 dolar. Ama önümüzdeki yıllarda varlık alımları yavaşladıkça, Amerikan tahvilleri yükseldikçe, hele ki 2015'te faiz artımları başladıkça altın esasında işin başladığı noktaya geri dönecek. Yani o zaman tabloya şöyle bir özetlersek, dolarda bir yükseliş olacak, altın fiyatları başladığı yere geri dönecek, faizlerde de yeniden bir yükselme yaşanacak. Evet. O zaman tüketici açısından da baktığımızda, şimdi o yönden baktığımızda ev alacaklar, araba alacaklar, harcama yapacaklar, kredi kullanacaklar için nasıl bir dönem olacak ve yani o cazip günler geride mi kaldı? Evet, Türkiye ekonomisi için söylemek gerekirse bundan sonraki süreçte zaten Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bir faiz indirimi beklemiyorduk. Fakat bundan sonra fonlama biraz daha yukarı doğru çalışacak. Yani faizlerde dibi görmüş olabiliriz. O yüzden kredi kullanmak isteyenler bence kredi kullanabilir. Hala bence konut için konut fiyatları yüksek olsa da onu şey yapmayalım ama finansman açısından şu anda konut kredi faizleri uygundur. Tüketici kredisi kullanabilirler. Tabii işsizlikte biraz yukarı yönlü hareket olabilir. O yüzden şu anda pek işçi değiştirmeye de çok fazla önermem açıkçası. Kredi kullanmayı öneririm. İleriki dönemde faizler yükseleceği için uzun vadeli tarafta olmasınlar tahvildeki pozisyonlar için. Borsa İstanbul için baktığımız zaman da siz ucuz şu anda gidip de kredi kullandığınız zaman faiz onu yükseltemeyeceği için banka o işten olumsuz zarar görecek. Yani bu işin bir olumlu tarafı etkilenen var, bir de olumsuz tarafı etkilenen var. Bankalar bu işten olumsuz yönde etkilenecek. O yüzden Borsa İstanbul için biraz endeks bazında konuşmak gerekirse olumsuz olabiliriz bu noktada. Ama her şey belli bir dengeye oturacak. Yani şu anda bir dengesizlik var. Dengesizlik de bir denge halidir ama bundan sonra her şey bir dengeye oturacağız. O dengeye oturduğunu görmemiz lazım. Yani 4.60'da da piyasa dengesizdi. Normalleştik ve bunun üzerine belli bir dengesizlik olacak. Şu anda 7.60 olabilir faizler. Ama belli bir noktada %7.5'da oturduktan sonra ve piyasada faizler yeniden denge bulduktan sonra yani bu kredi faizinin yükseltilme olur, mevduat faizi yükselir, döviz düşer çıkar. Belli bir dengeye oturduktan sonraki süreçte piyasalar alışacak ve yeni normaller üzerine. Hani bir yeni normaller vardı. Şimdi başka bir yeni normaller, başka bir düzene geçiyoruz. Onları görmeye başlayacağız. O yüzden bir belirsizlik dönemi. Borsadaki yatırımcılar için de ben şunu söylerim. Hani Eylül ayına ve Eylül ayından sonra biraz daha pozitif bir tablo görecekler. O zamana kadar biz bu dengelenmeyi göreceğiz, sentez edeceğiz. Şimdi baktığımızda düz mantık baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen verilerin veya canlanmanın iyi olması gerekiyor. Olumlu algılanması gerekiyor. Ama öyle bir şey olduğunda bu sefer Amerika Birleşik Devletleri tahvil alımını azaltıyor, bitirmeye kalkıyor. Bu sefer bu da olumsuz algılanıyor. Yani piyasa tarafından hangisi olumlu? Serdar, o kadar karmaşık bir şeydeyiz ki, süreçteyiz ki. Bugün Çin'den şey açıklandı, PMI açıklandı. Çin özellikle global büyümenin dinamosu durumunda Hindistan'la birlikte. Çin ve Hindistan'da büyüme zaten yavaş gittiği için en son IMF ile Dünya Bankası dünyanın global büyüme tahminini düşürdüler. Çin'de bugün PMI açıklandı. Normalde 50'nin üstü geldiği zaman ekonomi genişliyor, 50'nin altında ekonomi daralıyor. Son 2 aydır çok sert bir şekilde PMI'de düşüş var Çin'de. Özellikle iç ve dış talepteki yavaşlama nedeniyle. Şimdi Çin tekrar büyümeye çalışması lazım. Diğer taraftan Japonya'ya bakıyorsunuz. Japonya'da faizleri düşük tutmaya çalışıyor. Yani Fed'in yaptığının aynısını Japonya'da yapmaya çalışıyor. Ama siz ne kadar tahvil varlık alırsanız alın. Amerika'da faizler yükseldiği zaman biraz önce demiştim aradaki risk biriminin korunması lazım. İşte Amerika'da, Japonya'da faizler düşmüyor bu yüzden. Ne kadar varlık alırsa alsın. Yani Fed'de işler düzelirken Japonya'da bu nedenle işler düzelemiyor. Yani ortak bir çıkış olmadığı için yani Amerika'da işler yolundayken şu anda Asya'da işler bozuluyor. Veya gelişmekte olan ülkelerde Amerika'da faizler yükseldiği zaman orası bozuluyor. Yani herhangi bir şekilde bir ritimle global büyüme toparlanabilmiş değil. Hala orada bir belirsizlik var. Ya zaten Avrupa nasıl etkilenecek? Amerika'da faizler yükseldiğinde Avrupa'da bir borç krizi var, bir türlü toparlanamıyor, resesyon içinde. Orası nasıl etkilenecek peki? Ya orası noktasında çok fazla olumsuz olmaya gerek yok. O önemli olan şey ekonomiden bir iyi gitmesi yani. Onlar ortalamanın zaten altında kalarak eşlik ediyorlar. Yani global ekonomik büyümede Amerika ihracatlarıyla toparlarlar. Euro biraz daha değersizleşir. O ihracattan toparlarlar. Faizler zaten çok düşük. Artması da beklenmiyor. Euro bölgesinde Amerika faiz oranını arttırırken onlar daha fazla ki Amerika'daki büyümeden olumlu yönde de etkilenebilirler. Ama şu andaki temel sorun oradaki faizler. Mesela Avrupa'da temel sorun şu hale gelebilir. Yani sonuçta riskli varlıklardan bir çıkış var. En riskli varlık kim? Gelişmekte olan ülkeler var. Onun sonrasında Avrupa'daki sorunlu ülkeler var. Yani burada İspanya var, İtalya var. Yunanistan. Oradaki faizlere bakacağız. Çünkü oradaki risk birimi orası için de geçerli. Orada da faizler yükselecek. Oradan da bir sermaye çıkışı olacak. Oradaki ekonomilere bakacağız. Yani bütününe değil, daha çok tahvil piyasalarına odaklanacağız. Oradaki farklılıklardan ötürü. Peki Avrupa hazırlıklı mı peki böyle bir duruma? Özellikle sorunlu ülkeler. Ya, sorunlu ülkelerin temel kritik sorunu büyüme. Yani sonuçta borçla değil toplanan vergilerle, gelirlerle ödemek gerekiyor. O yüzden orası bence büyümeye daha fazla hassas. Onlar özellikle ikinci yarıdan itibaren Euro bölgesinde bir toparlanma bekleniyor. O toparlanma olmazsa Euro bölgesinde bir faiz indirimi daha sürpriz olmaz. Çok teşekkürler yanımıza katıldığınız için. Çok aydınlatıcı bir yayın oldu. Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Gökhan Uskuay bize Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın attığı adımı ve bundan sonraki piyasaların yönünü çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 2014 ortalarında tahvil alım programını sonlandıracağını açıkladı. Ve işte bu piyasaları karıştırdı. Borsa İstanbul %2,5 ekside. Bu arada Dow Jones %1,5'a yakın ekside tamamladı. Asya borsalarında da %2'nin üzerinde düşüşler yaşandı. Dolar tarafında da 1.90'ın üzerindeyiz. Piyasalardaki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.